Tedavisi olmayan ölümcül bir virüs tüm dünyada hızla yayılıyor. Ülkemize gelmeyeceğini kimse garanti edemez. Korktuğumuz başımıza gelirse, şehirlerimiz karantinaya alınırsa, kendinizi ve sevdiklerinizi nasıl koruyabilirsiniz? Yakın bir tarihte yine Çin merkezli SARS virüsüyle sarsılan dünya, bugün koronavirüsü adı verilen ve son derece hızlı yayılan bir virüse karşı karşıya. Çok değil, 3-4 ay evvel insanlar virüs salgınlarını sadece fantastik bir film senaryosu olarak görürken, 12 milyonluk koca bir şehrin bir anda karantinaya alındığını, yemek stoklarının hızla tükendiğini, şehrin sokaklarında yağma olayları başladığını, şehirde internet ve diğer iletişim ağlarının kesildiğini öğrenmesiyle bir anda gerçeklerle burun buruna geldik. Kül TV'ye abone olarak araştıran insanlar toplumundaki yerinizi aldıysanız, virüsten nasıl korunabileceğimizi ve olası bir karantina durumuna nasıl hazırlanacağımızı detaylı olarak sizlere anlatacağım. Çin'in Wuhan şehrinde ilk kez Aralık ayında görülen ve 2019 nCoV olarak adlandırılan virüs, koronavirüs ya da koronavirüs adıyla biliniyor. Bu virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 24 Ocak itibariyle Hubei'de yeni bir ölüm vakasının yaşanmasıyla 25'e çıkmış durumda. Çinli yetkililer virüse yakalanan 830'dan fazla kişi tespit ettiklerini söylüyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping durumun vahim olduğunu açıkladı. Bu açıklama oldukça önemliydi. Kapalı bir yönetim sistemine sahip olan Komünist Çin'in olayları her daim gizlediği ve gerçek verileri asla paylaşmadığı bilinen bir gerçek. Devlet başkanı dahi bu açıklamayı yapıyorsa gerçekten de durumlar kötü. Çin'in verdiği bilgiler güvenilir değil. Hastalığın bulaştığı ve hastalıktan ölen insan sayısı söylenenlerin kat be kat üzerinde. Ayrıca bölgede bulunan bağımsız araştırmacılar ve bazı doktorlar yetkililerin hastalığın belirtilerini de bilinçli olarak eksik paylaştığını söylüyor. Öncelikle virüsün bulaştığı insanlarda gösterdiği bilinen belirtilere göz atalım. Koronavirüs semptomları şöyle. Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş, iştahsızlık ve kilo kaybı, halsizlik, karın bölgesinde şişlik, görme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk değişimi, denge sorunları, ilerleyen safhalarda ise genel psikolojik durumda değişme, mutsuzluk, bilinç kaybı ve saldırganlık. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatüre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali de bulunuyor. Virüsün kuluçka süresi 1 ila 14 gün arasında. Yani yukarıdaki belirtilerin hiçbirisini göstermeyen bir kişi de hasta olabilir. Yeni nesil bu virüsün bir diğer ilginç özelliği de kuluçka halindeyken de bulaşabiliyor oluş. Hastalığın yayılma alternatifleri de oldukça fazla. Hastalığı taşıyan kişiyle solunum yolu, öksürük, hapşuruk, dokunma, el sıkma, öpüşme, sarılma, ortak yeme içme, yakın mesafeden konuşma neticesinde de virüs bulaşıyor. Elbette şu ana kadar anlattıklarım yetkililerin belirttiği semptomlar ve bulaşma yolları. Ancak fazlası olduğu da muhakkak. Koronavirüsün spesifik bir tedavisi yok. Henüz virüsün yapısı bile tam olarak tespit edilemedi. Şimdilik standart grip tedavisiyle etkileri azaltılmaya çalışılıyor. Virüsün etkileri hastanın bağışıklık sistemine göre değişiyor. Uzmanlar bazı kişilerde şiddetli belirti yaşanmadan hafif atlatılır. Bunun için de ilaç tedavisi sağlandığını belirtiyor. Ancak bağışıklık sistemi zayıf olan, özellikle C ve D vitamini eksikliği olan kişilerde şiddetli ilerler. Bunun için tedavinin başlangıcında sıvı desteği sağlanır. Çünkü virüs vücutta sıvı kaybına yol açar. Ateş düşürülür. Aynı zamanda ağrılar için de yüksek dozda ağrı kesiciler verilir. Uzmanlar istirahatin oldukça önemli olduğunu söylüyor. Çin Maliye Bakanlığı virüsün yayılmasını önlemek için Hubei makamlarınca kullanılmak üzere yaklaşık 1 milyar yuan yani 144 milyon dolar bütçe tahsis edildiğini duyurdu. Çin Eğitim Bakanlığı ise ülke genelindeki eğitim kurumlarında virüs nedeniyle toplantı veya sınav düzenlememeleri yönünde uyarı yaptı. Çin'de yaşıyorsanız olayları tüm gerçekliğiyle bilmenize imkan yok. Sosyal medyada paylaşılan bilgiler Çinli insanların paylaştığı videolardan ve ses kayıtlarından geliyor. Bu da güvenilir değil. Şu an Çin'de ulusal tatil.
Bu yüzden herkes memleketine döndü ya da seyahat ediyor. Pekin nüfusu şu anda normalin %20'si. İş yerleri çalışanlarına tatil dönüşü işe gelmeyin diyor. Bu izin süresiz olarak verildi. İş yerleri kesinlikle hayrına izin vermez. Bu emir de tepeden gelme. Bu da durumun vahametini gözler önüne seriyor. Peki salgının merkezi Wuhan'da tam olarak neler oluyor? Marketlerde hiçbir şey kalmadı ve hastanelerde de tedavi sağlanamıyor artık. Market videoları şehrin çıkış yasağının olduğu ilk gün yayınlandı. Hastaneler çok sıkıntılı. Nüfus çok kalabalık ve bilinen bir tedavi de olmadığı için yetersiz kalıyorlar. 10 bin kişilik bir hastane yapılmaya çalışılıyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre ihtiyaç duyulan yatak kapasitesi 90 bin civarı ve hızla artıyor. Polisler hastalık kapma korkusuyla şehirde çalışmak istemiyor. Sokaklarda yağma olayları ve şiddet tırmanıyor. Otorite sağlanamıyor. Bazı devlet binaları yakıldı. Hastalıktan yollarda düşenlere veya ölenlere kimse korkudan dokunamıyor. Salgın Wuhan merkezde olduğu için şu anda en çok etkilenen bölge orası olsa da virüs hızla yayılıyor ve önüne geçilemiyor. Dünyanın pek çok ülkesinden hastalık haberleri artarak gelmeye devam ediyor. Bu virüs tamamen yapay ve kasten yayılmış bir virüstür. Kore ve Çin yapımı pek çok filmde bugün Wuhan'da yaşananların aynısı resmedilmiş ve salgının özellikle 2020 senesinde başlayacağı vurgulanmıştır. Bu konuda daha evvel bir video hazırlamıştım. İzlemeyenlerin yukarıda açılan bildirimlerden mutlaka izlemelerini tavsiye ederim. Yine de bir özet geçmek adına virüsü bu videoda da sizler için tanımlayayım ki tam olarak neyle karşı karşıya olduğumuzu iyice idrak edebilelim. Kesin olarak tanımlanamasa da uzmanlar virüsün koronavirüsleri ailesinden olduğunu ilan ettiler. Koronavirüsler geniş bir virüs ailesi olmakla birlikte sadece 6'sının yenisiyle birlikte 7'sinin insanları enfekte ettiği biliniyor. Welcome Trust'tan Dr. Hosey Golding hastalığın SARS'a benzediği üzerine SARS'ın güçlü bir anısı var. Burası çok fazla korkunç geliyor. Ancak bu tür hastalıklarla başa çıkmak için çok daha hazırız diye açıklama yapmıştı. Elbette yetkililer her daim toplumda panik yaratmamak adına bu tarz açıklamalar yapmaları normaldir. Koronavirüsler Nidovirales sırasına göre Corneaviridae ailesindeki Corneavirinae alt ailesine ait bir virüs türüdür. Koronavirüsler pozitif duyarlı, tek sarmallı bir RNA genomu ve nükleokapsitli bir sarmal simetri ile sarılmış virüslerdir. Fakat bizim virüsümüzün farkı çift sarmallı RNA genomu ve hem pozitif hem de negatif duyarlı oluşudur ki bu da laboratuvar ortamında geliştirildiğinin açık bir kanıtıdır aslında. Çift sarmallı RNA genomu ve negatif pozitif duyarlı oluşu ne anlama geliyor onu biraz açalım. Dünya üzerinde insanlar arasında hızla yayılacak virüslerin neredeyse tamamen genetik kodlarının ve davranış mutasyonlarının eğilimleri biliniyor. Virüsleri tespit etmenin en başarılı yolu nükleik asitlerin belirlenmesi ya da DNA veya RNA nükleik asitler bir virüsün kendisini nasıl inşa edeceğini söyleyen moleküler malzemelerdir. Harita elinizde olduğu sürece korkmaya gerek yoktur. Koronavirüsler de buna dahildir. Ancak salgına sebep olan virüs tam olarak koronavirüs değildir. Koronavirüs baz alınarak yeniden genetik kodlamaya tabi tutulup modifiye edilmiştir. Bu da virüsün davranış ve mutasyon eğilimlerini önceden tahmin etmemize imkan vermiyor. Laboratuvar ortamında geliştirilen virüsler ne zaman ne şekilde mutasyon geçireceği önceden kodlanabiliyor. Virüsün yayılma tarihi oldukça manidar. Tam milyonlarca insan tatil için seyahat edecekken, dünyanın dört bir yanına virüsü yayabilecekken bir anda ortaya çıkış. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri, Çin, ticaret savaşlarının göbeğinde virüs salgınının patlaması. Habirde Amerika Birleşik Devletleri'nde onlarca kent varken ilk olarak Seattle'da ortaya çıkışı. Bu ince noktaları görebilenler bunun öyle doğal yollarla ortaya çıkmış sıradan bir salgın olmadığını gayet açık şekilde anlayabilirler. Ya bu salgın bizim ülkemize de gelirse neler yapabiliriz? Ne tarz hazırlıklar yapmalıyız? Öncelikle farklılıkları olsa da Wuhan'da yaşayan insanlar da birkaç saat sonra şehirden artık çıkamayacaklarını, iletişimlerinin kesileceğini, gıda ve su stoklarının tükeneceğini bilmiyorlardı. Milyonlarca insan için her şey 3-4 saat içinde değişti. Bu sebeple öncelikle virüsün yayıldığını haber alırsanız 10-15 vaka şehrinizde görüldüyse hemen şehri terk etmenizi tavsiye ederim. Karantinadan evvel şehirden çıkamayanlar da mutlaka az da olsa hazırlık yapmalı. Karantina ilan edilmesini izleyen ilk günler içerisinde marketlerde gıda stokları tamamen tükenecektir. Bu sebeple mutlaka konserve ve su depolayın. Hanenizde kaç kişi yaşıyorsa günlük 3 litre temiz su, 2 litre kullanma suyu olmak üzere kişi başı 5'er litreden 1 aylık su tedariğinizi, makarna, pirinç ve konserve gibi yine bozulmayacak gıdalardan yemek ihtiyaçlarınızı hesaplayın ve temin edin. Elektriklerin gitmesine karşın bolca pil,
Gücünüz yeterse ufak bir solar jeneratör edin. Mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayın. Çıkarsanız da mutlaka maske takın. Maskeniz yoksa hemen alın. Ellerinizi sık sık dezenfektan sabunla yıkayın. Dezenfektan sabunları eczanelerden edinebilirsiniz. İletişimin kesilme ihtimaline karşın kısa dalga telsizleri son derece işlevseldir. Şunu da unutmayın. Doğası gereği virüsün farklı mutasyon evreleri olacak. Etkileri ve yayılma özellikleri hızla değişim gösterecektir. Ufak meblağlarla kendinizi ve sevdiklerinizi korumak adına bu sayede büyük adımlar atabilirsiniz. Ne yazık ki ülkemizde insanlar doğal afetlere ve bu gibi felaketlere pek önem vermiyor. Yastık altı ediyor. Allah bizi koru demekle geçiştiriyor. Hepimizin temennisi salgının ülkemize ulaşmaması yönünde. Ben şahsen kendim uzun zamandır bu tarz olaylara hazırlanıyorum. Sizlerin de hazırlıklı olmasını diliyorum. Yeni gelişmeler oldukça bunları da Instagram hesabından sizlerle paylaşacağım. Instagram'dan arkadaşım olarak haberdar olabilirsiniz.